Well, well. This is the juice of pure gold. I cannot believe how fine this drink is. It's incredible. I love it. When I came back from Yerevan, I couldn't bring back some bottles, few bottles. One of two of my friends tried to, but the bottles were overtaken. Oh, give them to me. I will drink it, said the officers. But this is incredible. Now, moving on. We have 5 more guests and a little surprise in the end. Yeah. Our first guest in the second part is... Oh, this is also Turkish. He is the news manager in... Also, I'm working in advertising, so yeah, this is true. The Marketing Turkey is the biggest magazine in advertising and marketing and marketing communications business, integrated marketing business. He's working as the news manager, and he will present us integrated marketing communication, Marketing Turkey. Please welcome Mr. Ferruh Altun. Yes, you need a mic. Merhabalar. Ben önceki konuşmacılardan farklı olarak sunumu Türkçe yapacağım. Yabancı konuklarımızdan özür diliyorum o sebeple ama kendimi rahat hissettiğim dilde yapmak istedim sunumumu. Marketing Türkiye dergisi üzerinden pazarlama sektörüne dair bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Marketing Türkiye dergisi bundan 22 yıl önce kurulmuş bir pazarlama dergisi. 1992'de kurulduğunda oldukça farklı bir işti. Çünkü Türkiye'de daha pazarlamanın yeni yeni başladığı, hatta işte pazarlama, doğru düzgün pazarlama yapan şirket sayısının bir elin parmaklarını geçmediği bir dönemdi. Rahmetli Atilla Öğüt tarafından kuruldu. Ama zaman içerisinde tabii pazarlama sektörü ilerledikçe, büyüdükçe derginin de kıymeti galiba anlaşıldı ve bugün pazarlama anlamında Türkiye'deki en hatır sayılır yayınlardan bir tanesi haline geldi. Pazarlama sektörü temel olarak 5 koldan oluşuyor. Bunlardan birincisi PR, diğeri medya sektörü, diğeri medya planlama, diğeri reklamcılık ve araştırma sektörleri. Ancak şu anda bir pazarlama dergisi miyiz? Biz de bunu sorguluyoruz. Çünkü her şey çok çabuk değişiyor. Bunun sebeplerini isterseniz biraz sonra anlatayım. Diğer yayınlarımızdan bahsedelim. Az önce bir önceki slaytta gördüğünüz IP, interaktif pazarlama dergimiz. İnteraktif pazarlama alanı çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve bu alanın bir dergiye ihtiyacı vardı. Geçtiğimiz yıl interaktif pazarlama Türkiye'de %30 bir büyüme gerçekleştirdi. Bu oldukça hızlı bir büyüme ve bu bir yayına ihtiyacı vardı. Onu gerçekleştirdik. Ardından biraz önce Marketing Anadolu diye bir dergi gördünüz. Slaytlar çok hızlı gidiyor, özür dilerim. O dergiyi ilk defa şu anda görüyorsunuz. 1 Haziran itibariyle çıkacak. Türkiye ekonomisi her yıl %11'lik bir büyüme ile en hızlı büyüyen ikinci ülke konumuna, ikinci ekonomi konumuna yükseldi. Bu da beraberinde Anadolu'da çok ciddi bir hareketliliği getirdi. Artık Anadolu üreticisi dünya devleriyle yarışabilecek düzeyde bir üretim gerçekleştiriyor. Ama daha markalaşamadılar ve bu yola girmeleri gerekiyordu. Marketing Anadolu dergisi de biraz o ihtiyaçtan ortaya çıktı. Kısaca değineceğim bir Marketing Türkiye TV'miz de var. Marketing Türkiye TV videolu yaşama geçtik artık interaktif yaşamla birlikte. Sayfalarca dergi okuyacak zamanımız yok. Videolarla anlaşıyoruz, videolarla anlatıyoruz kendimizi ve pazarlama alanında da bilgi edinmek için insanlar video izlemek istediler. O noktada da bir Marketing Türkiye TV'miz ortaya çıktı.
Marketing Türkiye'nin yayın anlayışına gelince, başta da söylediğim gibi Marketing Türkiye bir pazarlama dergisi değil artık. Çünkü yayınlar zamanın ruhuyla şekillenirler. Ve bizim şu anda içerisinde bulunduğumuz dönemin ruhunu yakalayabilmemiz gerekiyordu. Bize göre zamanın ruhu şu anda kaos, kaotik. Neyin ne zaman nasıl gerçekleşeceği hiç belli değil. Her şey bir düzensizlik içerisinde ama girift bir yapıyla ilerliyor. Biz bu süreci nasıl tanımlıyoruz? Biz bu süreci pazarlamaya iletişim geniş perspektifini katarak tanımlıyoruz. Çünkü iletişim işin içine girince pazarlamanın her yerde olduğunu görüyoruz. Sporda, siyasette, sanatta, ilişkilerimizde, yani kendimizi pazarlıyoruz aslında sevgililerimize. Bunların hepsini topladığımızda ortaya çok hızlı gidiyor sunumlar. Bunların hepsini topladığımızda iletişim çıkıyor dedim ortaya ve iletişimde de kritik soru şu: toplumu anlamak. Pazarlamanın en önemli sorusu bu. Nasıl anlayacağız toplumu? Toplumu anlamanın iki yolu var. Bunlardan bir tanesi araştırma yaptırmak. Biz neredeyse artık bütün haberlerimizde araştırma kullanıyoruz. 4-5 araştırma şirketleriyle birlikte çalışıyoruz ve araştırmalar yaptırıyoruz. Bununla beraber toplumun genel ruhi şekillenmesini yansıtmaya çalışıyoruz ve üst düzey yönetimlere de pazarlamayı rakamların diliyle anlatıyoruz. Şimdi tabii sadece araştırmalarla toplumu anlamak mümkün değil. Daha kuvvetli, daha yanılabilir bir nokta var. O da hislerimiz. Pazarlamacıların en kuvvetli silahı aslında hisleri. Hislerini toplumu iyi anlayan pazarlamacılar mükemmel şeyler yaratıyorlar. Ama anlatamayanlar çok ciddi başarısızlık noktalarına gelebiliyorlar. Şimdi ben size başarılı işlerden bahsetmeyeceğim ama başarısız bir örneği anlatmak istiyorum. Çok yakın zamanda pazarlama sektörünün, reklam sektörünün en önemli isimlerinden biri olan Hulusi Derici Hitler'li bir şampuan reklamı yaptı. Ve bu reklamlarda Hitler çıkıp eğer kadın kıyafeti giymiyorsanız kadın şampuanı da kullanmayın. Size erkeklerin kullanacağı bir şampuan yaptık, bunu kullanın mealinden bir takım sözler söylüyordu. Sonuç felaket oldu resmen. Resmen felaket oldu. Çünkü Türk kamuoyundan, özellikle Yahudi kamuoyundan ciddi tepkiler aldı. Bu tepkiler sınırları da aştı ve dünya kamuoyundan da tepkiler geldi. Nihayetinde Hulusi Derici geri adım attı, özür diledi, kampanya sona erdi. Ve olan markanın bu işe harcadığı $1 milyon oldu. Şimdi bu sunumu Türkiye'den bazı verilerle bitirmek istiyorum. Türkiye pazarı, Türkiye reklam pazarı %23'lük bir büyüme gerçekleşti Nielsen'in verilerine göre. Geçen yıl %23 büyüdü. Baktığımızda en hızlı büyüyen Avrupa'daki en hızlı büyüyen reklam sektörü Fransa olmuş. Fransa'nın büyüme rakamı %9. Arada çok büyük bir fark var. Bundandır ki networkler, reklam networkleri çok ciddi yatırımlar yapıyor artık Türkiye'ye. Biz de bu durumdan yola çıkarak İstanbul'u, Türkiye'yi yaratıcı endüstrilerin merkezi haline getirmek için yola çıktık. Bu düşüncemizi de The Cup adında bir etkinlikle taşlandırdık. The Cup etkinliği 4 kıtadan kendi kıtalarındaki en önemsenen, en değerli reklamcılık yarışmalarından reklamcılık yarışmalarında birinci olan işler İstanbul'a geliyor ve bu işler İstanbul'da yarışıp birincilerin birincisini belirliyor. Bu süreçte çok ciddi şeyler aldık, geri dönüşler aldık ve öyle görünüyor ki İstanbul reklamcılık anlamında, yaratıcılık anlamında, yaratıcı endüstrilerin merkezi olma yolunda çok ciddi adımlarla ilerliyor. Teşekkürler. Teşekkür bizden. Thank you very much. Mr. Ferru Altun, he told us about the Marketing Turkey magazine. Mikrofonu verebilirsiniz hanımefendiye. Teşekkürler. Benim eski patronum Hulusi Derici.